Antalya'da Muratpaşa Belediyesi'nin meslek edindirme, sanat ve hobi kursları pandemide kademeli normalleşme döneminin başlamasıyla birlikte yeniden açıldı. Muratpaşa'nın mahallelerinde bulunan merkezlerde devam eden kursların öğrencilerinden biri de 55 yaşındaki Mithat Oksal. Oksal, uluslararası akaryakıt sektöründe üst düzey görevlerde bulunduktan sonra emekliye ayrıldı ve 5 yıl önce Antalya'ya taşındı. İş hayatına dönmek istemeyen Oksal, kendine yeni hobiler edinmek için arayışa girdi. Geçmişte bir yumurta dahi haşlamadığını söyleyen Oksal, önce aşçılık kursuna yazıldı. Geçen yıl aşçı yardımcılığı kursunu tamamlayan Oksal, ev yemekleri, mezeler, pastalar, börekler yapıyorum. Baklava açıyorum. Bunlar da çok beğeniliyor dedi. Geçen yıl aşçı yardımcılığı kursunu da bitirdim. Hiç hayatımda yumurta dahi haşlamamış ben. Bir sürü ev yemekleri yapmaktayım. Mezeler, baklava açıyorum. Pastalar, börekler yapmaktayım ve bunlar çok beğeniliyor. Oksal'daki yeteneği fark eden eşi, sende bilmediğimiz ne cevherler varmış. Bana elbise de dikersin demesiyle Mithat Oksal, bu kez bambaşka bir alana yöneldi. Oksal, Muratpaşa Belediyesi'nin Azize Kahraman Halk Eğitim Merkezi ile birlikte açtığı kadın giyim ve modelist yardımcılığı kursuna başvurdu. Kurs öğretmenine telefonla ulaşıp erkek olarak kursa katılmak istediğini anlattı. Kurs öğretmeni, Oksal'ın kumaşların, kalıpların, iğnelerin ve makasların dünyasına girmek istemesine önce şaşırdı, ardından tamamı kadın olan sınıfa kaydı yapıldı. Önce ufak tefek işler yapmaya başladığını anlatan Oksal, tel almaya, dikiş makinesinde çalışmaya başladık ama hayatında ilk defa dikiş makinesi kullanan biri için çok zor, diye konuştu. Bir gün eşim bana dedi ki, ya sen dedi, ne cevherler var mı sende bilmediğimiz. Sen bana elbise de dikersin ya dedi. Kursa başladım. Önce ufak tefek işler yapmaya başladık. TL almaya başladık. Ondan sonra dikiş makinesinde çalışmaya başladık ama hayatında ilk defa dikiş makinesi kullanan birisi için çok zor. Arkadaşlarının doğum günlerinde hediye olarak elbiseler diktiğini anlatan Oksal, kadınlarla çalışmanın çok zor olduğunu söyledi. Bayanlara yönelik çalışmak da çok zordur aslında. Oksal, bir elbise dikiyorum, bisiklet yaka. Çok güzel oldu ama keşke bunu V yaka yapsaydık. Bitmiş halde. V yakaya çeviriyorum, sonra keşke kare yaka yapsaydık. Ondan sonra biraz da kendime çalışayım istedim diye konuştu. Çünkü öyle bir olay ki, ben bir elbise dikiyorum, bisiklet yaka. Ya çok güzel oldu ama keşke bunu V yaka yapsaydık. Bitmiş halde. Tekrar V yakaya çeviriyorum. Ondan sonra keşke bunu kare yaka yapsaydık. Hayda. Evine bir dikiş makinesi dahi alan Oksal, bu kez hayalindeki takım elbiseyi dikmek için kolları sıvadı. Zaten hedefim benim takım elbise dikmekti. Öğretmeninin yardımıyla hayalindeki elbisenin kalıplarını çıkaran Oksal, Tela'dan Astar'a birçok yeni şey öğrendiğini söyledi. Bununla ilgili işte hocamla bunun kalıbını çıkarttık, üzerinde işte çalıştık, içiyle ilgili bir sürü şeyler varmış, yani göğüs telaları varmış, işte bir sürü yakaları, cepleri, ondan sonra iç cepleri falan, bunların hepsini önce kafamda ben hallettim iş, yani tek tek ne yapacağımı çözdüm ve ardından son şeyde kısıtlamada, bayram nedeniyle kısıtlamada evde ben bunu dikmeye başladım. Evet, çekiyorum.